Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine EBOB ECO'un birinci testiyle devam ediyoruz. Bakın 24 ile 36'nın EBOB'u X olarak verilmiş. ECOG'ları ise Y olarak verilmiş. X artı Y'yi istiyor arkadaşlar. Bunların ikisini de bölen en büyük ortak sayı hangisi arkadaşlar? 12'dir. Öyle değil mi? Nasıl buluyoruz normalde bunları? 24'ü 36'ya bölüyorum. Her ikisini de ortak bölenlere bakacağım. 2 ile bölünür 12. 2 ile bölünür 18. Şuna bir yıldız atalım. İkisini de böldüğü için. 2'ye bölelim arkadaşlar. 6. 2'ye bölersek 9 olacak. Buna da bir yıldız atalım. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür artık. 3, 2. Bir daha ortak bölenleri yoktur arkadaşlar. O yüzden biz bunları ne yapıyoruz? 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. Ama zaten zihinden de hesaplayabiliriz değil mi? Ekokları ne olacak? Bunlar payda eşitlerken yani 24 ile 36 nerede eşitleniyor arkadaşlar? 72'de eşitleniyor değil mi? O yüzden y'nin hemen 72 olduğunu söyleyebiliriz. X ile y'nin toplamı da 74 olmuş oluyor. Tabii şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. 24'ü 2'nin küpü çarpı 3 olarak yazdım. Değil mi? 36'yı da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi olarak yazdım. Bunların ben EBOB'unu alacak olursam ne yapacağım arkadaşlar? İkisini de aynı anda bölecek ya. O yüzden ne yapacağım? İkilerden küçük olanı alacağım. Yani 2'nin karesini alacağım. Üçlerden de yine küçük olanı alacağım arkadaşlar. Bu da 3 alacağım. Yine buradan da 12 gelmiş oluyor. Veya ekokulu bulurken de nasıl yapacağız? Ekokulu bulurken de yine 2'nin küpü çarpı 3, 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Bu sefer de büyük olanları alacağım arkadaşlar. İkilere baktığım zaman 2'nin küpü büyük değil mi? Bunu aldım. 3'lere baktığım zaman da 3'ün karesi olduğundan dolayı 8 çarpı 9 eşittir 72 gelmiş oluyor yine ekokları. Topladığım zaman yine 84 olur. Gelelim ikinci soruya. A bakın bu şekilde verilmiş. B de bu şekilde verilmiş. Bunların ekokları ne olacak arkadaşlar? Büyük olanlar olacak değil mi? 2'lere baktığım zaman büyük olan hangisi? İkisinden 2'nin küpü. Evet, 2'nin küpü çarpı 3'lere baktığım zaman da büyük olan 3'ün küpü olduğu için 3'ün küpünü aldım. Çarpı 5'lerden de arkadaşlar 5'in karesi büyük olduğu için 5'in karesini aldım. EBOB'unu bulurken de bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Küçük olanları alacağız. Niye? İkisini de ortak bölecek ya aynı anda bölecek. O yüzden küçüklerini almam lazım. 2'nin karesi olacak değil mi? Çarpı 3'ün karesi olacak. 5'lerden de küçük olan 5 olduğu için bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Yazmış olduk. Şimdi bunu ortak paranteze alalım. Hangi ortak paranteze alalım? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 ortak parantezine alalım. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 ortak parantezine aldım. Sol tarafta bakın bir tane 2 gelecek. Bir tane 3 gelmiş olacak. Bir tane de 5 gelecek. Sağ tarafta da 1 kaldı arkadaşlar. Burası ne oldu? 30, 30 eksi 1'den 29 değil mi? Evet. Hangisi de tam bölünemez diyor. Bakın burada zaten 29 var. 4 var 2'nin karesi. 4 çarpı 5'ten bakın 20 de var. 36 var mı? 2'nin karesi 4. 4 çarpı 9'dan 36 da var arkadaşlar. 52 olması için zaten bir yere 13 çarpanı olması lazım. 13 çarpanı olmadığından dolayı bakın doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim 3'e. Ekokları verilmiş A, B, C'nin 60'mış arkadaşlar. Buna göre bu öncüllerden hangileri doğrudur diye soruyor. Hemen şöyle bir tablo şeklinde yapacak olursak A, B ve C diyelim. Şimdi bir kere ekokları 60'sa bu sayıların hiçbiri 60'tan büyük olamaz değil mi? 60'tan büyük olduğu takdirde zaten ekokları da 60'tan fazla çıkacak. O yüzden biz en üst sınıra arkadaşlar dayandıralım bunlara. Niye? Toplamını en çok yapmak istiyorum ya o yüzden. Sayılar birbirinden farklı demiş mi? Dememiş. Gerçekten de ben 3 tane 60'ın o kekini aldığımda ne olacak arkadaşlar? Yine 60 olacak. O yüzden bunları topladığım zaman da maksimum 180 gelmiş olur. Birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. A, B ve C farklı sayılar ise diyor. A artı B artı C toplamı en çok 110'dur diyor arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi zaten 60'ı geçme şansı yok. O zaman bu sayılar birbirinden farklı olacağı için 60'ın bu sefer ne yapacağım? Yarısını alacağım. Bu sefer diğerinde ne yapacağım arkadaşlar? Sırayla gidiyorum. Bak önce yarısını alıyorum. 2'ye bölüyorum. Yani daha sonrasında 3'e böleceğim. 60'ı 3'e böldüğüm zaman 20. Eğer burada bir D sayısı olsaydı bu sefer 4'e bölecektim 15 olacaktı. Bir sonraki işte E olsaydı işte 5'e bölecektim 12 olacaktı. Böyle bu şekilde gidecekti arkadaşlar tamam mı? Tabii bizim A, B, C sayılarımız var. Bunların toplamı kaç oluyor? 110 oluyor. Öncülde de zaten bize en fazla 110 olur demiş. Demek ki ikinci öncülümüz de doğru. 3'e bakalım şimdi. 3'e bakalım şimdi.
Ne diyor? Bu sayıların EBOB'u 2 ise A artı B artı C toplamı en az kaçtır diyor. Toplamı en az olması için bu sayıları mümkün olduğunca ne yapmamız lazım arkadaşlar? Birbirine yakın tutmamız lazım. EBOB'ları 2 ise bir kere hepsinde bir 2 çarpanı mecburiyetten olmalı arkadaşlar. Değil mi? Yoksa EBOB'ları 2 olmaz zaten. Ben aynı zamanda ekokların da 60 olduğunu biliyorum. Ekokların da 60 olduğunu biliyorum. Şimdi bunlar normal şartlar altında arkadaşlar. 3 sayı değil de 2 tane sayı olsaydı ekoklarının çarpımı sayı, ekokları ile EBOB'larının çarpımı sayıların çarpımına eşit olacaktı. Ama burada 3 tane sayı olduğu için arkadaşlar bakın önce EBOB'larını 2 olduğundan dolayı her birine 2 çarpanını bir verdik. Ben toplamın en az olmasını istiyorum. Haliyle A, B, C'nin en az birbirine yakın tutmak istiyorum ve küçük yapmak istiyorum. O zaman arkadaşlar bunun haricinde seçeceğim sayılar aralarında asal olması lazım. 2'nin haricinde seçeceğim sayılar. Şimdi sebep 2'nin haricinde aralarında asal olmayan sayılar seçersem o zaman EBOB 2 olmaz. Tamam mı? Ne verelim? Buna 2 verirsem, bakın buna da 3 verirsem, bakın 2 ile 3 şimdi aralarında asal ama sadece bu da yetmez. C ile de aralarında asal olması lazım. 2, 3, bakın ne vereyim arkadaşlar? Buna da bakın 5 vereyim. Tamam mı? Aralarında asal olsun diye. Ben şimdi buraya 5 değil de 4 vermiş olsaydım bu sefer 2 ile 4 aralarında asal olmayacaktı. Tamam mı? O yüzden bu şekilde verdik. Burası ne oldu? 4 oldu. Burası 6 oldu. Burası da 10 oldu. Toplamları da arkadaşlar ne olur? 10 daha 20 olmuş olur. Öncülde ne demiş arkadaşlar? En az 20'dir demiş. Demek ki 3. öncülümüz de doğru. Bakın cevabımız E şıkkı. Gelelim 4'e. Birbirinden farklı iki doğal sayının EBOB'u 18 ise diyor. Hemen bu sayılarımız A ve B olsun. Tablo şeklinde yapalım. EBOB'u 18 olacaksa zaten arkadaşlar ikisinde de bir kere 18 çarpanı olmak zorunda. Tamam mı? Bu iki sayının toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi birbirinden farklı diyor ya arkadaşlar. Şimdi farklı demeseydi ben ikisini de 18 alırdım ve en az toplamları 36 olmuş olurdu. Ama birbirinden farklı olacağı için bu sefer de ne yapacağım arkadaşlar? Bakın ekokta yarıya düşürüyordum. EBOB'da ne yapacağım? Sonra iki katına çıkaracağım mecburen. Tamam mı? Bir öbürü de ne olacak? 36 olmuş olacak. Gerçekten de baktığın zaman 36 ile 18'in EBOB'ları 18 olmuş olacak arkadaşlar. Buna göre toplamlarda ne olacak? 54 olmuş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 5'e. Bakın X ile Y'nin EBOB'ları A, ekokları da B'ymiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Biraz dikkatli olmamız lazım yani. Evet. Şimdi yine bir tablo şeklinde bir yapalım. Değil mi? X ile Y diyelim arkadaşlar. X ile Y'nin EBOB'ları A olacaksa bir kere ikisinde de kesinlikle ama kesinlikle A çarpanı olmak zorunda. Diğer bunların yanına yazacağım çarpanlar ne olacak arkadaşlar? Aralarında asal olmalı. Mesela buraya K diyeyim. Buraya da P diyecek olursam K ile P aralarında asal olmalı. Sebebi ne? Bunlar aralarında asal olmazsa o zaman EBOB'ları A değil de başka bir şey çıkar. Tamam mı? Bunu sağlatabilmek için böyle. Şimdi ekokları da B diyor arkadaşlar. Ekoklarını ben nasıl bulurum? Ekoklarını nasıl bulurum? Önce ortak bölenlerini alırım. Ortak bölenleri neydi? A. Bunu alırım. Daha sonra arkadaşlar geri kalanları da yanına çarpan olarak eklerim. A çarpı K çarpı P olmuş olur. Tamam mı? Bu da hangi sayıymış arkadaşlar? B sayısıymış. Evet. Tamam. O zaman bakalım arkadaşlar. A ile B'nin ekokları diyor B'dir diyor. Şimdi ben arkadaşlar A yerine A yazarsam. Değil mi? Ekok. Burası A. B yerine de arkadaşlar ne buldum? A çarpı K çarpı P oldu. Bunların bakın ekokları ne olmuş olacak? Ekokları. İkisinde ortak olanlar neydi arkadaşlar? A'ydı. Bunları yazacağım. Bir de geri kalanları da çarpan olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Bu sayı bakın bu çıktı. Bu sayı gerçekten de bakın B sayısı değil mi? Evet. Demek ki B sayısı neymiş arkadaşlar? Gerçekten birinci öncülümüz demek ki doğru oluyor. Değil mi? 2'ye bakalım. EBOB'larına bakalım. EBOB'larına bakalım şimdi bu sayıların. Şuraya da EBOB yazalım. EBOB. A ile
Ne olacak? A çarpı K çarpı P olacak. Bunların ebobları arkadaşlar gerçekten de ikisini de aynı anda bölen A sayısı değil mi? Evet. Demek ki bakın burada da A demiş. Demek ki ikinci öncül de doğru. 3'e bakalım şimdi. Ebob A kare. A kare ile B yerine de A çarpı bakın K çarpı P yaptım. Bunların ebobları arkadaşlar A olacak. Değil mi? Ama burada ne demiş? A kare demiş. Yani bunun bir kesinliği olmaz arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız bakın B şıkkı. Tamam. Buna bir yıldız atalım. Bence fena soru değil yani. Gelelim 6'ya. A ve B birer asal sayı olmak üzere. Şimdi bir asal sayı ise arkadaşlar o zaman hiçbir ortak çarpanı falan yok değil mi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Ebobları bir olacak. Yani hiçbir ortak çarpanı yoksa ebobları mecburen ne olmalı? Bir olmalı. Ekokları ne olacak? Mesela örnek verelim. A ve B asal sayılar diyor ya. A 3 olsa B de öbürü de 5 olmuş olsa. Bakın bunların hiç aralarında bir ortak çarpan falan yok. O zaman bunların ekokları ne olur? Payda eşitlediğim zaman 15 olur. Yine demek oluyor yani bu. 3 ile 5'i çarpıyorum yani arkadaşlar değil mi? O zaman burada A ile B'yi çarpmam lazım. A çarpı B. Ebobları da zaten 1 dedik. Bu da eşittir ne olacak arkadaşlar? 76 olacak. Buradan A çarpı B 77 olacak. A ve B asal olduklarından dolayı biri 1, biri de 7 olur arkadaşlar. Tabii bu 7, bu da 11 olabilir. Hiç fark etmez. Toplamları her halükarda 11 ile 7'nin toplamı 18 yapacak. Doğru cevabımız D şık. Gelelim 7'ye. A ve B ardışık pozitif çift sayılar olmak üzere. Hemen örnek olması açısından 2 ile 4 diyelim arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ebobların bakın ne olacak? 2 ile 4'ün 2 olacak değil mi? Bakın ebobları 2. Ya sen hangi sayıyı alırsan al. Hiç fark eden bir şey yok arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım da. Ben bunu örnek olması açısından verdim. Mesela A 2'nin katı olacak ya pozitif çift sayılar olacak. Buna 2K diyelim. B'ye de 2M diyelim. Şimdi bunların ebobları arkadaşlar 2K ile 2M'nin ebobları ne olacak? 2 olacak değil mi? Bölenler 2. Tabi burada K ile M aralarında asal olmalı. Aralarında asal olmalı. Evet. 2 yaptık. Ekoklarına bakacak olursam arkadaşlar 2'yi bir yazarım önce. Ebobları bir yazarım. Sonra geri kalanların çarpımını yaparım. Değil mi? K ile M. K çarpı M olacak arkadaşlar. Bu da eşittir. Ne olacak? 182 olmuş olacak. Bunu bu attığım zaman arkadaşlar 2 çarpı K çarpı M eşittir. Ne olacak? 180 olacak. Buradan da 2'ye böldüğüm zaman K çarpı M eşittir. 90 gelmiş olacak. Bizden ne istiyordu? A ile M'nin toplamını istiyor. Yani 2K artı 2M'yi istiyor arkadaşlar. 2 parantezinde K artı M'yi istiyor. Dikkat edecek olursak bakın burada K ile M aralarında asal olduğunu söyledik değil mi? O zaman ben buna 9, buna da 10 dediğim takdirde 9 ile 10 aralarında asal mı? Asal. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buna 9 ile 10 verdiğim zaman 19 oluyor. 2 ile çarpımı da 38 olmuş oluyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Tabii niye başka çarpanları vermedik diye sorarsanız arkadaşlar burada ben K'ya 9 verdiğim zaman A 18 olacak ya. B'de ne olacak? 10 verdiğim zaman 20 olacak. Ardışık olacak ya arkadaşlar. Ardışık pozitif çift sayı olacak. O yüzden bu şekilde verdim. Tamam. Geldik 8'e. X ve Y aralarında asal sayılar olmak üzere diyor. O zaman arkadaşlar bunların ekokları hiç aralarında ortak çarpan olmadığından dolayı direkt X çarpı Y olmaz mı? Evet. Az önce de 3 ile 5 örneğini verdik ya. Paydası kaç eşitlenir? Bunların 15 eşitlenir. Değil mi? Yani sayıların çarpımı olmuş oluyor ekokları. Ya X çarpı Y 28'miş. Tamam, ben bu bilgiyi şurada nasıl kullanırım? Payda eşitlerim. 48 artı xy bölü x eşittir 19. Buradan da 48 artı xy yerine 28 yazıyorum. İçler dışlar çarpımı yaptım. 18, 19 oldu. Bunda bunu topladığım zaman 76 eşittir 19x. X de buradan 4 gelmiş olacak. Bizden de x'i istiyor zaten. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 9. soruya. X ve Y doğal sayılar olmak üzere diyor. Bakın X bölü Y 2 bölü 5'miş. O zaman X 2'nin katı, Y de 5'in katı olabilir. X ile Y ne olacak ebobu arkadaşlar? 2K ile 5K'nın ikisini de ortak bölen sayı nedir? K'dır. Değil mi? Evet. Ekokları ne olacak arkadaşlar? Önce ebobunu yazıyorum. Ortak olanı yazıyorum. Daha sonra
Geri kalan parçaları yazıyorum. Yani 2 ile 5'i yazıyorum çarpı olarak. Artı 143'müş. Buradan 10K burası. 1K da burası. 11K eşittir 143. K da buradan 13 gelmiş olacak. Bizden ne istiyordu? X'i istiyordu. X 2K değil mi? Buradan da 2 çarpı 13'ten de 26 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim ona. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere diyor. EBOB'ları 6 ile X'in EBOB'u Y'ymiş. ECOG'ları da 6X'miş. 6 ile X'in EBOB'ları da, ECOG'ları da 48 bölü Y'ymiş. Şimdi burada iki tane sayı var ya arkadaşlar. İki tane sayı olduğu zaman EBOB'larıyla bakın mesela sayılar A ve B olsun. A ve B'nin EBOB'ları mesela şöyle diyelim ki X olsun. ECOG'ları da ne olsun arkadaşlar? A ile B'nin Y olsun. İki tane sayı olduğundan dolayı biz şu bilgiyi kullanabiliriz. EBOB'ları EBOB A virgül B çarpı ECOG A virgül B eşittir X çarpı Y. Ne diyoruz yani? İki tane sayı olduğu zaman EBOB'larla ECOG'ların çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Bu bilgiyi kullanacak olursam demek ki 6 ile X'in çarpımı 6 çarpı X olacak. EBOB'ları ile ECOG'larının çarpımına eşit olacak. Yani Y ile 48 bölü Y birbirine eşit olacak. Buradan Y'ler birbirini götürür. Sadeleştirmeleri yaparsam da X eşittir ne gelecek? 8 gelmiş olacak. X 8 ise arkadaşlar bakın X 8 ise şurada kullanırsak daha iyi olacak değil mi? Yukarıdaki bilgide. Fark etmez. Aşağıda da kullanabiliriz. Hatta aşağıda kullanalım. 6 ile 8'in. 6 ile 8'in ECOG'u ne olacak? En küçük nerede eşitlenir arkadaşlar? Bunlar 24'te eşitlenir. Değil mi? Yani bu 48 bölü Y ifadesinin 24'e eşit olması lazım. Haliyle Y'nin buradan 2 olması lazım. X artı Y'yi istiyordu. 8 artı 2'den de 10 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim 11'e. X, Y ve Z birer doğal sayı olmak üzere diyor. Bakın A bu şekilde verilmiş. Olduğuna göre en küçük 3 basamaklı A sayısı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bakın burada şimdi en sıkıntılı çarpanımız 7 ya. Bakın şöyle şunların arasında. O zaman buradan sağdan başlayalım. 7 olandan başlayalım arkadaşlar. Bunun şimdi tam kat olabilmesi için, 7'nin katı olabilmesi için benim bir kere buna bir 4 eklemem lazım. 4 eklediğim zaman bakın burası 5. Hepsine 4 ekleyeceğim tabii. Burası 5y artı 8 oluyor. 5'in katı olmuyor. Bir tane olmuyorsa zaten hemen direkt bir sonrakine geçeceğim. Bir sonraki ne olacak arkadaşlar? Burası 7 ile bölme ya. O zaman ne olacak? Bir sonrakine 7 ekleyeceğim 4'ün üstüne 11. Bir sonrakine ne ekleyeceğim arkadaşlar? 18. Bir sonrakine 25. 6 olsaydı burada 6'şar 6'şar gidecektim. Tamam. Şimdi 4 olmadı zaten. 11'i deneyelim. Her tarafa 11 eklediğim zaman a artı 11 eşittir 3x artı 1'e 11 eklediğim zaman 12. 5y artı 11'e 4 eklersem 15 olacak. 7z artı 3'e 11 eklersem 14 olacak. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın burası 3'ün katı oldu. Burası 5'in katı oldu. Burası da 7'nin katı oldu. Demek ki arkadaşlar 3, 5 ve 7'nin en küçük ortak katı niye? Ne olacak? Ortak katını alacağım değil mi? Niye? Bu sayılar birbirine eşit olacak ya arkadaşlar. En küçük eşitlendiği sayıyı bulmam lazım. Bu da aslında o keklerine tekabül ediyor. O kek 3 virgül 5 virgül 7. Bunların zaten her biri ikili ikili de ikişerli ikişerli de aralarında asal olduğundan dolayı o keklere bu sayıların çarpımına eşit olacak. 3 kere 5 15, 15 çarpı 7 105 olacak arkadaşlar. Yani buradan A artı 11 sayısı 105 olacak. Soru bizden ne istiyordu? En küçük 3 basamaklı A sayısı diyor. Ben şimdi buradan A'yı bulmaya kalksam 105'ten 11'i çıkardığım zaman arkadaşlar ne olacak? 94 olacak. A 3 basamaklı olmadı. 3 basamaklı olmadıysa o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Burası 105 ama katları da olabilir. 105'in 2 katını alacağım bu sefer. 105'in 2 katı ne? 210. A artı 11 eşittir 210'dan. A da buradan 199 gelmiş olacak. 3 basamaklı mı? 3 basamaklı. Bitti. Doğru cevabımız bakın B şıkkı. Gelelim 12'ye. Aylin tokalarını üçer üçer gruplarsa 2 tokası. Bakın. Aylin üçer üçer gruplarsa 2 tane tokası artacakmış arkadaşlar. Tamam. Peki dörder dörder gruplarsa y tane grup olsun. Ve bu sefer de ne oluyormuş? Bir tanesi artıyormuş. Yine arkadaşlar biz ne yapacağız?
Şu sağ taraftaki sayıdan bir ekleme çıkarma yapacağız. Ben buna 3 eklesem, tabii buna da 3 ekliyorum. 3 eklediğim zaman burası 5 yapıyor. 3'ün katı olmuyor. O zaman bir sonraki ne yapacağız? Bakın burası 4 ya. Bir sonraki 3'e 4 ekleyeceğim. 7 olacak. Peki ben buraya 7 eklediğim zaman tamam. Buraya 7 eklediğim zaman 3'ün katı oluyor mu? Oluyor. Demek ki bakın bu oldu. Her tarafa 7 ekliyorum o zaman. A artı 7, 3x artı 9 eşittir 4y artı 8. Bakın burası 3'ün katı, burası da 4'ün katı. En küçük ne olacak arkadaşlar burada arada eşitlik olduğu için? Ekokları olmuş olacak. Okekleri olmuş olacak yani. A artı 7 eşittir. Okek 3,4. 3 ile 4'ün en küçük ortak katı ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Tabii bu katları da olabilir. Şimdi 38'den fazla olacak ya bu. 38'den fazla olacak ya. Kaç katını almam lazım ben o zaman? Kaç katını almam lazım? 3 katını alsam bakın şöyle 38'den fazla olacaktı değil mi? Ben şimdi 3 katını almış olsam 36 yapar. Fazla yapmadı. Bir de tabii 7 çıkaracağım ondan. 4 katını alırsam 48 olacak. Şurası 48 olacak. Yani A artı 7 eşittir 48 olacak. Bakın K'ya burada 4 verdim. Tamam. A da buradan ne gelecek arkadaşlar? 41 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 13. soruya. 4, 5 ve 7 sayılarına bölündüğünde 3 kalanını veren 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır diye soruyor. Bu sayımız A olsun. 4'e bölünecek, 3 kalanını verecek. O zaman ben bunu 4A artı 3 şeklinde yazabilirim. 5'e bölünecek, 3 kalanını verecek. Bu şekilde yazabilirim. 7'ye bölündüğü zaman da 3 kalanını verecek. Bu şekilde yazabilirim. Arkadaşlar bu sefer ne olacak? Her taraftan 3 çıkardığım zaman burası 4'ün katı, burası 5'in katı, burası da 7'nin katı olmuş olacak. Bu eşitliği sağlamak için 4, 5 ve 7'nin ekokunu almamız lazım. Değil mi? Okey. 4, 5, 7. Bunlar yine aralarında ikili ikili asal olduklarından dolayı arkadaşlar okeklere bunların çarpımı olacak. 4 kere 5, 20. 27'de 7'yi çarparsam 140 olacak. Tabii 140 dediğim 140'ın katları da olabilir. Bunu 3 basamaklı en büyük sayı olarak elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. O zaman ne olacak? 14 ben K'ya 7 demiş olsam, 7 demiş olsam ne yapar? 140 ile 7'yi çarpsan 980 yapar. Değil mi? Ben bunda 980 yapar. Evet. 8 verdiğim zaman zaten fazla 1000 olacak arkadaşlar. 4 basamaklı olacak. Buradan A eksi 3 eşittir 980. A sayısı da 983 olarak buluruz arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Tamam. Tabii siz şöyle de yapabilirsiniz. En büyük sayı diyor ya, şıklara baktığım zaman 993'ten başlarım. 993'ü 4'e böldüğüm zaman efendim 3 kalanını verir mi? Hayır. 4'e bölünebilme kuralı zaten son iki basamağına baktığım zaman 93'ün 4'e bölümünden kalan 1 olur. O yüzden bunu elerdik. Buna bakardık arkadaşlar. 83'ün 4'e bölümünden kalan nedir? 3'tür. Bakın bu tuttu. Hepsini tutturmamız lazım. 5'e bölümünden kalan zaten 3 değil mi? Bu da tuttu. 983'ü bir de 7'ye bölersin. 7'ye böldüğün zaman da demek ki 3 geliyormuş arkadaşlar. Hemen C, D şıkkını yine bu şekilde de bulabilirdik. Gelelim 14'e. Ali, Can ve Cemil sayı doğrusu üzerinde sıfır noktasından başlayarak eşit aralıklarla noktalar koymaktadır diyor. Tamam. Ali 2 bölü 5 birim aralıklarla kırmızı noktalar. Tamam. Bu Ali. Can 1 bölü 2 birim aralıklarla yeşil noktalar. Burası Can. Cemil de bakın 2 bölü 3 birim aralıklarla siyah noktalar koymaktadır diyor. Buna göre hangi noktayı 3 kalemle de işaretleme yapılmış olabilir? Aynı anda. Aynı anda olacak ya arkadaşlar. O zaman biz ne yapmamız lazım? Bu sayıların en küçük ortak katına bakacağız. Nerede eşitlenir arkadaşlar? 2 bölü 5, 1 bölü 2, 2 bölü 3. Bu ifadeler rasyonel olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Nasıl yapıyorduk? Biz pay kısmının o kekini alıyoruz. Pay kısmının 2, 1 ve 2. Paydanın da OBEB'ini alıyoruz arkadaşlar. Payda da 5, 2 ve 3. Bu sayı ne olacak arkadaşlar? Pay kısmı bunun en küçük ortak katı 2 olacak. Payın da en küçük en büyük ortak böleni 1 olduğu için 2 bölü 1'den 2 gelmiş olacak. 2 tabii ama katları da olacak değil mi? Şıklara baktığım zaman zaten 2'nin katı olan sadece C şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Biz rasyonel ifade olduğu zaman pratikte bu şekilde kullanabiliyoruz. Ama tabii bu nasıl oluyor?
2 bölü 5 normalde 1 bölü 2 ve 2 bölü 3 arkadaşlar. Ben şimdi bunların paydalarını eşitlemiş olsam, değil mi? 30'da eşitlemiş olsam bunu 6 ile, bunu 15 ile, bunu da 10 ile eşitlemem lazım. Şimdi 6 kere 2 12 virgül 15 virgül ne olacak? 10 kere 2'den de 20 gelmiş olacak. Ben bunun o kekini alayım arkadaşlar. En küçük ortak katını alayım. Çünkü 3 kalemle de aynı anda işaretleme yapacağız ya. O yüzden bu kaçta eşitlenir? Bunların ekoku, değil mi? O keki 60'ta. 60'ta eşitlenir arkadaşlar. Tamam. Tabi bunları ben paydalarına 30'da eşitledim ya. Bunların hepsinin altında bir de 30 var. 60'ı 30'a böldüğüm zaman yine 2 olarak bulunmuş olur. Tabi 2 dediğim yani 2'nin katları da olabilir arkadaşlar. Şıklara baktığımda 2'nin katı sadece C şıkkında var. Tamam. O da bir yıldız atalım. Gelelim 15. ve son sorumuza. Yukarıdaki şekilde bir marketteki şeker reyonunda bulunan 3 farklı şekerin bir pakette bulunan adetleri ve fiyatları verilmiştir. Tamam. 8 adet şeker 1 liraymış. 6 adet şeker 1 liraymış. Ve 4 adet şeker de 1 liraymış arkadaşlar. Bu 3 farklı şekerden de eşit sayıda almak isteyen biri en az kaç TL ödemelidir? Bunlardan bakın kaç adet alacak? Değil mi? Hep 8'erli 8'erli aldığımda ne olacak? 1 TL vereceğim arkadaşlar. Bundan A tane alsın. Arkadaşlar A tane alsın. Diğerinden de bakın B tane alsın. 6B. Öbüründen de arkadaşlar dörtlü dörtlü C tane almış olsun. C tane paket almış olsun yani o şekilde söyleyelim. Bunların hepsinin fiyatları aynı olacak ya. Aynı olacak ya. Bunların hepsi birbirine eşit olacak o zaman. Değil mi? Haliyle bunları ben en küçük bir de ne yapacağım? En az kaç TL ödemesi için arkadaşlar? Bunlar en küçük nerede eşitlenir? Bakın bu 3 24'te eşitlenir. Bunun için A'ya 3 vermem lazım. Buna 4 vermem lazım. Buna da 6 vermem lazım arkadaşlar. Yani bakın bundan 3 tane, bundan 4 tane, bundan da 6 tane alması gerekiyormuş. Tamam mı? Paket yani paket. Bunları da topladığım zaman 3 4 daha 7, 7 6 daha 13 tane ve yani 13 TL ödemesi gerekiyor. Doğru cevabımız bakın B şık. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.